Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta sizlere besinlerin tazeliği ve doğallığı hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki bizler çarşıdan besinlerimizi alırken nelere dikkat etmeliyiz, onları nasıl kullanmalıyız? Bunlar üzerinde de biraz bilgi vereceğim size. Tükettiğimiz besinlerin tazeliği ve temizliği sağlığımız için çok önemlidir. Çürük ya da temizlenmemiş besinlerde hastalık yapan mikroplar bulunur. İyi yıkanmamış ya da taze olmayan besinleri tükettiğimizde bu mikroplar vücudumuza girerek hastalıklara sebep olur. Bu yüzden satın aldığımız sebze ve meyveler çürük ve ezik olmamalı, diri, taze ve canlı görünmelidirler. Yani sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek daha sağlıklıdır diyoruz. Mesela çocuklar, kış mevsiminde çilek görüyoruz. Bu çileği halbuki baharda yesek veya işte yazın başlarında yesek daha güzel olur, daha mevsiminde olur. Ama kış mevsiminde yetişen bir çilek seralarda yetiştiği için istediğimiz lezzette ve sağlıkta ne yapmaz? Olmaz diyoruz. Evet, burada gördüğünüz bir elma. Ben bir meyvenin içinde gördüğünüz İştahınız açılır mı diyor. Evet. Mesela burada taze bir meyveden bahsediyor. Ama gelelim, burada ketçap ve mayonez var çocuklar. Patates kızartmasına, makarnaya lezzet katarız. Uzun süre dayanalım diye koruyucu madde kullanmasalardı sağlıklı olabilirdi. Çünkü koruyucu madde kullanılan hiçbir ürün sağlıklı değildir. Buna lütfen dikkat edelim. Aldığımız özellikle paketli ürünlerde üzerinde koruyucu madde içerir diye yazılar vardır. Bunlara dikkat ederek ürün seçmeliyiz. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullandığımız gıda çeşitleri artmıştır. Hayatımızda doğal gıdaların yerini işlenmiş gıdalar almaktadır. Bu gıdalarda kullanılan renklendirici, koruyucu ve tatlandırıcı gibi katkı maddeleri doğal değildir ve sağlığımız olumsuz etkiler. Mayonez, ketçap, hazır çorbalar, meyve suları, meyveli yoğurt, çikolata ve dondurulmuş gıdalar teknolojik gelişmelerle hayatımıza giren bazı besinlerdir diyoruz. Evet, mesela merhaba, ben paketlenmiş ürünüm. Paketim yırtık, delik ya da açılmış ise beni almayın diyor. Hepimizin günlük hayatımızda marketlerde gördüğümüz pek çok paketli üründen bir tanesi. Üzerimde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni ve Türk Standartları Enstitüsü'nün işareti yoksa almayın beni. Bu nedir? TSE damgasıdır. Bir de son kullanma tarihine dikkat etmelisin diyor beni alırken. Bunlara dikkat etmelisin diye. Artık siz de büyüdüğünüz için annenizle babanızla alışveriş yaptığınızda bunlara ne yapıyorsunuz çocuklar? Dikkat ediyorsunuz. Gelelim çocuklar, şimdi burada bir kavram haritası var. Bu kavram haritasında doğruları yanlışları bulacağız ve kaç numaralı çıkıştan çıktığımızı göreceğiz. Açıkta bulunan besinler bir süre sonra tazeliğini yitirir, bozulur ve sağlığımızı tehdit eder. Bu nedenle besinler dondurularak, tuzlanarak, konserve yapılarak ve kurutularak saklanır. Doğru mu? Evet, doğru dediğinizi duyar gibiyim. Evet, gelelim, sebze ve meyveler taze olmasa da lezzetli ve sağlıklı olabilirler. Hayır, sebze ve meyveler taze olmasa sağlıklı olamazlar. Çünkü çürümeye başlamıştırlar. Tatlarında değişiklikler olmuştur. Onun için biz buna yanlış diyoruz. Çürük, ezik, bayat besinler vücudumuzun mikroplara karşı direncini arttırır. Hayır, yanlış. Çürük olan besinler sağlığımıza zarar verir. Vücudumuzun direncini sağlıklı ve sağlam olan besinler arttırır diyoruz. O zaman biz kaç numaralı çıkıştan çıkıyoruz çocuklar? 4 numaralı çıkıştan çıkmış oluyoruz. Bunlara, bu kavram haritalarında bunlara ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz. Evet, hangi çıkışa ulaştık? 4. çıkışa ulaştık çocuklar. Evet. Sonra ulaştığınız çıkışa varmanızı sağlayan yanlış ifadelerin doğrularını da buraya yazıyoruz. Sebze ve meyve
meyveler taze olmazlarsa da lezzetli ve sağlıklı olabilirler. Yanlış. Taze olmayan sebze ve meyveler lezzetli olmadıkları gibi sağlığımızı da tehlikeye sokarlar. İkinci yanlış, çürük, ezik, bayat besinler vücudumuzun mikroplara karşı direncini arttırır. Hayır, çürük, ezik, bayat besinler vücudumuzun mikroplara karşı direncini düşürür ve bizi hasta ederler diyoruz. Evet çocuklar, zaten bunları öğretmenleriniz size sınıfta anlattı. Ben de kendi öğrencilerime anlattım. Bugün videoda biliyorsunuz bunları anlamadığınız bir yer olursa buradan tekrar dinleyip bunları kontrol edebilirsiniz. Evet, doğru yanlışlarımız var çocuklar burada. Marketten ve pazarlardan satın aldığımız besin maddelerini buzdolaplarında saklamalıyız. Buzdolaplarında besin maddelerini soğutarak ve dondurarak daha uzun süre saklayabiliriz. Evet, doğru. Besin ambalajlarının içerisinde hava kalmayacak şekilde paketlenme yöntemine vakumlama denir. Mesela çocuklar, bu paketli ürünleri aldığınızda böyle bastırdığınızda içine girmez. Niye? İçindeki hava alınmıştır ve ancak ağzını açtığımız zaman havayla temas eder ve ondan sonra eğer böyle bastırınca sert görürüz, yani dokunduğumuzda orayı sert hissederiz. Özellikle cips gibi ürünler, mısır, patlamış mısır gibi ürünleri böyle aldığımızda onların paketleri patlayacakmış gibi, böyle balon gibi olurlar. Ağızlarını açtığımız zaman içlerinde hava olmadığı için öyledir diyoruz. Vakumlanmış besinler normal süreden daha uzun süre saklanabilir. Evet, doğru. Besin maddeleri konserve şeklinde de saklanabilir. Evet, bu da doğru. Annelerimiz evde yapıyorlar yazın. Mesela domates konservesi yapıyorlar. İşte patlıcan konserveleri yapıyorlar ya da buzdolaplarında saklıyorlar. Bunları siz de anneleriniz yaparken mutlaka görmüşsünüzdür. Konserve yalnızca fabrikalarda yapılır. Hayır, annelerimiz evde de konserve yapabilirler. Besin maddelerini kurutarak saklamak eskiden beri iyi bir yöntemdir. Evet, bu da doğrudur diyoruz. Çocuklar, gelelim burada Vefa sağlıklı ürünlerle sağlıklı olmayan ürünleri ayırmak istiyor. Bunları siz biliyorsunuzdur, ben biliyorum. Ben de burada size sağlıklı olanları gülen yüze, gülen yüz içine, sağlıklı olmayanları üzgün suratın içerisine sürükleyeceğim. Siz daha sonra bunları kontrol ederek yememeye, sağlıklı olmayanları tüketmemeye dikkat edeceksiniz. Ben önce sağlıklı olanları götürmek istiyorum. Mesela armut sağlıklı bir besin, kiraz sağlıklı, balık sağlıklı, ekmek sağlıklı, çilek sağlıklı, peynir sağlıklı. Evet, keki eğer annemiz yapmış ise sağlıklı. Hazır aldığımız kekler sağlıklı değildir. Bu da hazır bir keke mi benziyor? Neyse, biz yine bunu sağlıklı diyelim. Evet çocuklar, bu besinleri sağlıksız diye demiyoruz. Tamamen hayatınızdan çıkarın. Keşke tamamen çıkarabilsek. Ama mesela çikolatayı hayatımızdan ne yapamıyoruz? Sağlıksız olmasına rağmen çok tüketiyoruz. Gelelim sandviç. Eğer annemiz yapmışsa sağlıklı. Pizza, annemiz yapmışsa sağlıklı ama dışarıdaki pizzalar sağlıksız pizzalardır diyoruz. Tavuk sağlıklı bir besin. Kayısı, meyve sağlıklı. Süt sağlıklı. Muz sağlıklı. Tabii bunları da fazla tüketmeyeceğiz. Yeteri kadar tüketeceğiz. Evet, yumurta sağlıklı bir besin. Dondurma dışarıda üretildiği için sağlıksız. Elma, domates, bunlar sağlıklı. Evet, hamburgercide, pizzacıda yediğimiz patates kızartmaları sağlıklı olmayan ürünlerdir diyoruz çocuklar. Evet. Bazen yiyebilirsiniz.
Hiç yemeyin çünkü çok seviyorsunuz biliyorum. Onun için ama ayda bir defa falan annelerinize gittiğinizde patates, pizza, işte dondurma bunları şeker tüketebilirsiniz diyorum. Evet, paketlenmiş ürünlerin üzerinde yani ambalajlı ürünlerin üzerinde gördüğümüz bazı işaretler vardır çocuklar. Mesela bir ürün gördünüz, ürün açılmış, bozulmuş. Kime şikayet edeceksiniz? 174 numaralı Alo Gıda ya telefon açtığınızda sizinle ne yapabilirler? İlgilenirler. Evet. Gıda, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın amblemi çocuklar. Bu ürünlerin üzerinde bu amblemi özellikle ambalajlı ürünlerin üzerinde bunları görmeliyiz. Yani bu demektir ki bu ürün denetimden geçmiştir. Yani sizin sağlığınız için iyi bir üründür anlamına gelir. Türk malı Türkiye'de üretilmiş bir ürünse, şimdi özellikle paketli ürünlerin üzerine çocuklar bunu çok rahat artık görebilirsiniz. Ben çok dikkat ediyorum alırken, özellikle nohut, fasulye, mercimek, ay çekirdeği gibi ürünlerde menşei Çin, menşei Amerika, menşei şurası, menşei burası diye ürünler çünkü dışarıdan geliyor ve biz yabancı ülkelerden getirilmiş ürünleri yemek zorunda kalıyoruz. Onun için bu ürünleri aldığımız zaman üzerinde Türk malı yazıyor veya menşei Türkiye olanları lütfen tercih edelim diyoruz. Evet, yine paketli ürünlerde, ambalajlı ürünlerde gıda koruyucular vardır çocuklar. Uzun süre dayanması için yoğurtlarda, sütlerde özellikle sizin çok tükettiğiniz meyveli yoğurtların falan içerisinde koruyucu madde içermeyen ürünleri satın almalıyız diyoruz. Evet, bir de satın aldığımız ambalajlı ürünlerde üretim tarihine ve son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Eğer yanlışlıkla son kullanma tarihi geçmiş bir ürün alırsak bunu hemen aldığımız yere iade etmeliyiz. Eğer aldığımız yer ürünü iade almazsa 174'ü arayarak böyle böyle bir olayla karşılaştığınızı anlatabilirsiniz. Size mutlaka yardımcı olacaklardır. Yine Türk Standartları Enstitüsü çocuklar aldığımız ürünleri denetleyen bir yerdir. Aldığımız ürünün üzerinde TSE damgasını gördüğümüzde içimiz rahat bir şekilde o ürünü ne yapabiliriz? Alabiliriz. Evet, bu gördüğünüz ok işaretleri çocuklar aldığınız ürünün ambalajının geri dönüşüm olduğunu bize ne yapmaktadır? Anlatmaktadır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bu haftaki konumuz burada bitmiştir. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.